VP Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu başlıktan da anlayacağınız üzere mikser üzerine olacak. Kanalımızda Twitch, DLive, Nimo TV gibi canlı yayın yapma platformları üzerine tanıtım videolarımız bulunmakta. Bugün ise çokça adını duyduğumuz, son zamanlarda oldukça popüler olmaya başlayan ülkemizde mikser nedir, nasıl kullanılır, nasıl işte kayıt olunur, nasıl canlı yayın ayarları yapılır vesaire. Bunlarla ilgili genel bilgilendirme videosu olacak. Videomuz biraz uzun olabilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Tek parça halinde bütün eksiklerinizi gidermeniz için uzun videolar yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki mikser Twitch ve DLive'dan sonra, Nimo'yu saymıyorum zaten, o hani küçük bir platform. Oluşturulan bir platform. Fakat kalite bakımından özellikle çok büyük yayıncıları artık kendine çekmesi, bunların en büyük örneği Twitch yayıncısı olan Ninja, biliyorsunuz Twitch'in en büyük yayıncısı olan Ninja Mixer TV'ye geçiş yaptı. Arkasında çünkü Microsoft var. Yani Twitch.tv'nin arkasında Amazon var. Mixer'in arkasında Microsoft var. Microsoft'un olmasından dolayı eli çok çok kuvvetli. Onu söyleyelim ve kalite bakımından birazdan size şartlarını söyleyeceğim zaten. Öyle tabiri caizse her önüne geleni şartları tamamlasalar dahi almayabiliyor. Bu nedenle de kaliteyi yüksek tutuyor ve bu kaliteyi de sürdüreceğine eminiz. Şimdi ana sayfası gördüğünüz gibi bu şekilde öne çıkan kanallar var. Bu kanallara göz atabilirsiniz. Genel olarak şu an çok fazla Türk yok. O yüzden canlı yayın açmayı planlıyorsanız kesinlikle bu yola baş koyabilirsiniz. Yani pişman olmayacaksınız. Yine aşağıda en iyi oyunlar dediği bir bölüm var. Buradan timini görebilirsiniz. Takip edilenlerinizin burada listesi çıkıyor. Yalnızca mikser üzerinde olan nasıl söyleyeyim, oyunlar vesaire kanallar burada yer alıyor. Yeni çıkanlar burada. Bir de popüler akışlar vesaire diye gidiyor. Şimdi ana sayfası bu şekilde. Ana sayfaya girdik, inceledikten sonra şimdi diyelim ki biz bir hesap açtık. Bu arada hesabınız kesinlikle onaylı Microsoft hesabı olması gerekiyor. Nasıl siz Gmail kullanıyorsanız normal olarak, bunda da onaylı bir Microsoft hesabınız gerekiyor. Onaylıdan kastımız nedir? Adreslerinizi, telefonunuzu vesaire ya da bilgilerinizi kesinlikle gerçek girdiğiniz bir Microsoft hesabınız olması gerekiyor. Diyelim ki bunları girdiniz. Girdikten sonra ana sayfaya falan baktınız. Şimdi önce isterseniz profil kısmına bakalım. Daha sonra ise işte bağış nasıl atılır, nasıl işler onlara bakalım. Şu tarafta sizin yönetim paneliniz olmuş oluyor. Buraya tıkladığınızda şurada sizin level, kaç level olduğunuz, şurası Sparks denilen bir olay var. Tabiri caizse bir puan gibi düşünün. Burayı alıyorsunuz. Bir de bu ember, ember gerçek para. Ember al üstüne tıkladığınızda iş ortaklarını desteklediğiniz gerçek para. Aslında burada ember diye geçiyor arkadaşlar. Fiyatlarını az çok görüyorsunuz burada. Hani 1,5 milyara kadar bağışta tek bir partide verebiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Daha sonra yayın panosu diyor. Burası önemli. Yayın panosuna tıkladığınızda şimdi bende bir ekran gelecek. Bakalım. Evet, şimdi diyor bu diyor önemli bir şey olduğu için diyor. Bölüm olduğu için diyor senden diyor tekrar diyor şifreni girmeni istiyorum diyor. Ben bu arada deneme hesabı açtım arkadaşlar. Orijinal bir hesap değil bu. Bilerek kesmiyorum. Gözünüzün önünde giriyorum ki aynı şey sizde de olursa siz de hani bu sıkıntının üstesinden gelin diye. Evet, şifremizi istedi. Biraz gecikti sanki. Buraya da girdik. Bu şekilde yavaş çalışmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim kesinlikle. Evet, şimdi burası bizim nasıl girdik buraya? Hani orayı tekrar göstereyim isterseniz. Şu simgenizin üstüne tıkladığınızda burası bizim şimdi açılacak sayfa, ana yayın yaptığımız sayfa. İşte chatimiz burada akar. Burası ana sayfa. Buraya tıklayıp tekrar yayın panosuna geliyoruz. Yayın panosu sizde bu şekilde çıkmayacak. Kesinlikle bir paniğe kapılmıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, 5 tane nokta olan bir atlama, nasıl söyleyeyim, doğrulama kodu gibi ya da doğrulama ile alakalı bir şey çıkacak sizde. Bu doğrulama nedir onu söyleyeyim size. İlk başta size bir video izletiyor, ne ile alakalı olduğunu söylüyor vesaire. Daha sonra işte şartları vesaire sunuyor, onları kabul ediyorsunuz. Kabul ettikten sonra 24 saatlik bir sayaç başlıyor burada. Sizin verileriniz yollanıyor. İşte bakıyorlar işte uygun mudur işte vesaire diye. Genellikle bu aşamada herkesin
yayın paneli onaylanıyor. Yani 24 saat geçmeden yayın anahtarınızı alamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bu arada yayın anahtarınız tam olarak şurada arkadaşlar. Burası çevrimiçi yürütme başlığı. Sizin anlık yayın açtığınızda başlığınız oluyor. Burada oyun oynayacaksanız oyunuzun adını giriyorsunuz. Kanal izleyicisi genç işte vesaire ya da yaşı büyük kişiler için yayın yapıyorsanız vesaire buradan ayarlıyorsunuz. Yayın yaptığınız dili yine her zamanki gibi buradan ayarlıyorsunuz. Daha sonra ise bir metin paylaşabilirsiniz. Bir de şurada tercihler var. Çoğunlukla İngilizce olduğu için sağ tıkla Türkçe diline çevirmeye çalışın arkadaşlar. Döndürebildiğiniz kadar döndürün. İşte yayınınızı kaydetsin mi etmesin mi? Bir de kendine ait bir chatbot diye geçiyor. Sohbet denetimleri vesaire var. Bunlar olsun mu? Hepsini buradan yapıp kaydet diyorsunuz. Yayın anahtarınızı da buradan alıyorsunuz. Diğer bir simgeye geçelim. Denetleme diyor. Burası sohbet. Sohbette denetleme nedir? Bunları isterseniz biraz örnekle gösterelim. Şimdi siz hiç girmediğiniz bir yayıncıya girdiğinizde mesela şu kişiye girelim. Öyle hemen kalkıp da chatine bazen yazamayabilirsiniz. Yani bundan kastımız nedir? Şurada gördüğünüz gibi ben buna girmişim daha önce. Sizlere daha iyi hani anlatabilmek için ben burada biraz vakit geçirdim arkadaşlar. Hiç girmediğim bir şey olsun. Herhalde buna girmedim. Evet. Şimdi ben bu arkadaşı hiç kanalını ziyaret etmedim. Kendisi Türk. Bakın şurada bir simge var. Bu simgeye tıkladığımda 0 gözüküyor. Peki işte biz burada şuradaki puanlarımızı bakın görüyorsunuz. Şöyle yanında bir flash işareti var. Nasıl yükseltiriz? Diyor ki kanalı izlediğiniz her 5 dakikada 100 tane kalp kazanırsınız. Sohbet ediyor kalp. Yani sohbet ederek diyor kalp kazanırsınız. Takip butonuna basarsan 500, abone olursan 12.000, abonelik hediye edersen 12.000, Spark yani bir nasıl söyleyeyim şuradan bir hediyede bulunursan 10 tane vesaire gidiyor. Yani biz kendisine level kasıyoruz. Her yayıncıda bizim levelimiz farklı oluyor. Onun için de şöyle yapıyoruz. Mesela ben kendisine takip et butonuna bastım. Gördüğünüz gibi takip ettik. Bakın orada 500 çıktı. Bakın şunun yanındaki nasıl söyleyeyim logo beyaz olmaya başladı. Hemen 3. dereceye soktu beni. Şimdi ben bu arkadaşla 5 dakika durdum. Her 5 dakikada bir 100 tane aslında nasıl söyleyeyim flash puanı kazanıyorum. Peki şu beceriler adı altına geldiğimde ben nasıl desteklerim? Şimdi para kazanması açık olmayan kişilerde sadece Sparks açık oluyor. Para kazanması açık olsaydı burada takip edin yanında abone ol butonu çıkacaktı. Aşağı iniyorum mesela 100'den başlıyor bu arada. Tıkladım. Gördüğünüz gibi bakın hem burada benim levelim yazıyor, adım yazıyor. Bir de attığım simge gözüküyor. Her katılışımda da benim kendisinin chatindeki rütbem artıyor. Onu da söyleyelim. Kendisiyle alakalı mod vesaire de oluyor. Ya da bir kullanıcı hoşunuza gitmedi. Üstüne tıkladığınızda sessize alabilirsiniz. Özelden konuşabilirsiniz. Kendisini ayrıca takipte edebilirsiniz. Yani biraz böyle hani uygulamalı göstermek istedim size. Şuraları bir kapatayım. Sohbet erişimi kullanımında. Şimdi bir diğer konu ise desteklemeyi vesaire gösterdim. Şuradaki nasıl söyleyeyim size? Görüntüleyenlerin kanalınızdaki aşağıdaki sıralamaya ulaştıklarında sohbet etmesine izin ver diyor. Mesela ben eğer bu kişi deseydi ki 5 mesela 5. level yapsaydı orayı. Ben 5. level'e gelene kadar buraya hiçbir şey yazamıyordum arkadaşlar. Yani kendisini izlemem gerekiyordu. 5. level'e geldikten sonra kendisine bir şeyler yazabiliyordum. İyi mi kötü mü siz karar verin. Ben bunu 1 olarak yaptım. 1. level'dan sonra yazabilsin. Bir de burada gördüğünüz gibi otomatik sohbet denetleme sistemleri var vesaire. Ben açmanızı tavsiye ederim. Burası da Mixer'in size sunmuş olduğu sohbet denetleme mekanizması. Özelleştire geldiğinizde, şimdi burası biraz önemli. Avatarınızı buradan değiştiriyorsunuz. Çevrimiçi yürütme vesaire işte sitelerde nasıl gözüksün diyor başka sitelerde. Onu buradan ayarlıyorsunuz. Çevrim dışı resminizi ve arka plan resminizi buradan ayarlıyorsunuz. Şuradaki kanal açıklamasını doldurmanızı tavsiye ediyorum. Yalnız şurada size hiçbir yerde olmayan bir şey göstereceğim. Burası çok önemli. Kanal girişi dediği kanalınızla ilgili genel bilgiler verebilirsiniz. Sosyal profiller dediği şey ise şudur. Burada kanalın altına indiğinizde gördüğünüz gibi sizin level'ınız olur. Toplam izlenmeniz, ne zaman üye olduğunuz, sosyal ağ butonları otomatik çıkar. Şurası da hakkında kısmı. Bu şekilde gözükür. Yani ayarları, alt ayarları dediğim gibi şuradaki özelleştir
adı altında yapıyoruz. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim biz buradaki resimleri nasıl engelleriz? Ekleriz. Direkt resim atabiliyor muyuz? Hayır, buraya direkt resim atamıyorsunuz. Ben gerçekten çok uğraştım. Bunun için hoşunuza giden bir resmi bilgisayarınıza indiriyorsunuz. İndirdikten sonra hemen şuraya resim URL alma yazıyorsunuz arkadaşlar. Burayı aldıktan sonra önünüze gelen bütün siteler aynı zaten. Ben mesela image yükle diye bir site var. Yüklemeye başla diyorum. Mesela diyelim ki ben bunu yükleyeceğim. Bir tane resim seçtim. Resmi yükle dedim. Aldım. Bir resmim geldi. Aşağı indiğimizde sonu resim eklenti koduyla bitenleri kopyalayacağız. Resim linkini değil bakın. Mesela PNG mi JPEG mi? Hani neyse sonu onunla biten linki kopyaladıktan sonra geliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Düzenle kısmına basıyorsunuz mesela. Şurada mesela resim simgesi var. Buraya tıklıyorsunuz. Daha sonra URL'i yapıştırıp sağ sol yapıyorsunuz vesaire. Diğerlerini artık çözersiniz. Ama resim ekleme nasıl oluyor diye kesinlikle takılacaksınız biliyorum. Bu şekilde oluyor. Onu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim diğer bir tarafa. Geçmiş akışlar sizin yapmış olduğunuz canlı yayınları 2 hafta boyunca saklayabiliyor. İsterseniz saklamaya da biliyor. Klipler dediği özel klipler atabilirsiniz. Kullanıcılar dediği siz kanalınıza kullanıcı ataması yapabilirsiniz. İnsanları banlayabilirsiniz ya da düzenleyebilirsiniz. Bunun için bir isim girmeniz gerekiyor buradan. İşte ismi girdiniz atıyorum. İşte bunu tanıyorsunuz. Size işte abone ya da tanıyorsunuz. Hemen yanına tıklayıp moderatörlük ver. Kanal düzenleyicisini yükselt dediğiniz yetkisi daha büyük oluyor. Ya da yasakla ya da banlıyorsunuz. Onu da buradan yapıyorsunuz. Beceriler kısmına geldiğimizde insanların bize atmasını mesela şuraya geldiğimizde insanların bize atmasını istediğimiz simgeleri kendimiz seçebiliyoruz. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Çıkartmalar var, efektler var. Bir de rally denen 200 binlik bir Sparks butonu var. Bunları yani yanındaki simgeyi şöyle açıp kapatarak insanların bize hangisini atmasını istiyorsak onu ayarlayabiliyoruz. Akış kısmına geldiğimizde ise burada tabii ki bu neymiş hiç bilmiyorum. Ha, kimliğimizi doğrulamışız. Akış kısmına geldiğimizde de zaten çevrim dışıyız. Çevrim içi olduğumuzda da buradan isterseniz analizlerinizi görebilirsiniz. Bu haftanın en popüler oyunların vesaire de buradan gösteriyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi az çok neyin ne olduğunu hani arka planını öğrendik. Kanalımızı nasıl düzenleyeceğimizi öğrendik. Zaten hani çok ahımşan bir şey yapmamıza gerek yok. Adımızın üstüne tıkladığımızda burayı tekrar göstermek istiyorum. Bizim kendi canlı yayın ara sayfamız geliyor. Onu söyleyelim. İşte gördüğünüz gibi düzenleme yaptıktan sonra buradan panelimizi vesaire düzenleyebiliriz. Chatimiz zaten otomatik. Haftalık Spark Leader vesaire diğer platformlarda olduğu gibi siz harici bir program kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Otomatik yapıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Her 30 saniyede bir de güncelleniyor. Burayı da hallettik. Şimdi gelelim biz nasıl mikser yayıncısı olabiliriz. Bunun için şartlar nelerdir? Parayı nasıl kazanırız? Hemen şimdi bir göz atalım. Şimdi şu sağ tarafı hallettik. Şimdi yukarı tarafa geçiyoruz. Sırayla gideceğim. Takip ediliyor dediği yer sizin takip ettiğiniz popüler oyunlar var. İş ortağı ol bir de daha fazla arkadaşlar. Şimdi iş ortağı ol butonuna tıkladığınızda şöyle bir şey gelecek. Diyor ki hesabınız en az 2 aylık olacak. Bunu unutmuyorsunuz. 60 gün sürede daha 60 gün ve daha yüksek süreli bir kanalınız olması gerekiyor. En az 2000 tane ücretsiz takipçiniz olacak diyor. Ayda en az 12 saat akış, ayda en az 25 saat akış yapmalısınız. Yani aslında diyor ki sen her gün 1-2 saat geleceksin ve 2 ay boyunca da aktifliğini koruyacaksın. İkamet ettiğiniz ülke veya bölgeye göre de reşit olma yaşında olmanız gerekir. Şimdiden soruları cevap vermiş olalım. Umarım buraya kadar izliyorsunuzdur. Arkadaşlar 18 yaş altında yayıncı olamıyorsunuz. Çünkü paranızı çekemezsiniz, haberiniz olsun. Halihazırda başka bir platformla. Şimdi burası önemli. Diyor ki diyelim ki sen diyor tamam mikser yayıncısı değilsin ama bir Instagram fenomenisin. Bir YouTuber'sın. Bir ne bileyim başka bir Twitch olsun, Dlive olsun gibi bir platformda gene de bir kullanıcı kitlem var. Bana diyor gelebilir misin? Evet diyor gelebilirsin diyor. Ama diyor bunun içinde diyor şartlarım var diyor. Fakat diyor çok büyüksen ben sana diyor bu şartları istemem. Onu da söyleyeyim. Yine dediğim gibi Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Şimdi burası form bölümü. Ben birazdan göstereceğim. Dediğim gibi bazı şartları var. İşte sana diyor ki mesela
500 binlik Instagram hesabına sahipsen gelebilirsin. Hani büyük olacaksın. Twitter'da şu kadar takipçin varsa gelebilirsin. YouTube'da bu kadar izlenmen varsa gelebilirsin gibi gibi geliyor. Eğer bunları tamamladığınızı hani çözemiyorsanız, hangi aşamada olduğunuzu bilmiyorsunuz da şuradan uygun olup olmadığıma bak diyorsunuz ve bu işi bitiriyorsunuz. Hesap kısmı, yayın panosu dedik, ağınız dedik. Şimdi bu ağınız, bu arada şöyle diyeyim size, karışık gibi ama değil arkadaşlar. Yayın panosunu halletmiştik. Ağınız dediği şey sizin takip ettiğiniz kişilerdir. Ganimetlerim diyor. Şimdi ganimetler nedir? Mikser biliyorsunuz ki Microsoft'a bağlı ama bunun içerisinde bir tane tık var. O da ne? Oyun. Microsoft bir oyun üreticisi. Aynı zamanda Xbox üretiyor. Öyle değil mi? Size yayıncılardan veya katılımlarınızdan dolayı indirim kodları vesaire geliyor. Ganimetleriniz de burada gözüküyor. Onu da söylemiş olduk. Ödeme dediği yer, eğer siz birine aboneyseniz ya da abone oluyorsanız buradan takip edebiliyorsunuz. Aboneliğinizi devam ettirip kaldırabiliyorsunuz. Faturalar dediği yer. Şimdi arkadaşlar, nasıl söyleyeyim size? Burası gelirlerinizi takip ettiğiniz yer. Hediyeler dediği de daha demin söylediğim gibi kodlarınız vesaire buradan. Ortaklık dediği yer yine aynı şekilde. Hesap dediği yerde sizin işte özel bilgilerinizin olduğu yerler. Bu arada kullanıcı adınızı ayda sadece bir kere değiştirebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Güvenliklerinizi vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Klavye kısa yolları çok güzel bir şey. Bu çoğu yayıncının hoşuna gidecektir. Aç dediğimizde bakın burada neler var. Birine ban atmak istiyorsanız, işte ne bileyim özel biriyle konuşmak istiyorsanız vesaire, 2 saat böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Bazı kodlar var. Onları da göstereceğim birazdan. Yani klavyeden kısa yol mesaj, kısa yol tuşlarıyla da bu işleri halledebilirsiniz. Onları imkan tanıyor. Şimdi az çok şeyi de öğrenmiş olduk. Ne derler? İş orta olmamız için ana şartlarımızı da öğrenmiş olduk. Gelelim diğer detaylara. Şimdi bu kadar mı? Hayır. Bu arada ödeme hesabı açmak çok, beni çok uğraştırdı arkadaşlar. Gerçekten 3 günümü verdim ben mikseri çözeceğim diye. Microsoft'tan para kazanma hesabı açmak çok zor. Linkini bulmak çok zor daha doğrusu. Şimdi onlara göz atacağız. Geldik, daha fazlaya tıkladık. Burada isterseniz mobil uygulaması vesaire var. Buradan indirebilirsiniz. iPhone ve Android olarak. Sosyal medyalarına buradan ulaşabilirsiniz. Nasıl söyleyeyim? Mağazalar var. Bunlara gerek yok. Buralar önemli. Okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim Bilgi Bankası'na. Bilgi Bankası'na tıkladık. Hemen Türkçe'ye çevirdik. İşte burası, dediğim gibi unutmayın burayı, bakın daha fazladan Bilgi Bankası. Burayı okumadan kesinlikle hiçbir şey yapmıyorsunuz. Güven ve güvenlik konusundan tutun nasıl başlayacağınıza vesaire hepsi var. Ben şimdi hepsini tek tek size göstermeye çalışacağım, hani kısa kısa. Burada sizi nasıl koruma altına alacaklarını, aldıklarını, daha doğrusu işte teliflerinizi vesaire, hani chatbot nedir işte, bunları hepsini, yani genel bir güvenlik anlamında ne varsa DDoS saldırısına kadar gördüğünüz gibi anlatıyor. Buraya geçtik. Başlama adı altına geldiğimizde hemen şöyle çevirelim. Hesap oluşturma, kullanıcı adınızı değiştirme vesaire, onlar burada. Sosyal medya hesapları bağlama falan çok basit. Dediğim yerden bağlıyorsunuz. Yayın panosu, geçmiş akışlar, hani böyle. Evet. Şurası. Yayın açmak isteyenlerin en ihtiyaç duyduğu yer burası. Akış ayarları. Yani Xbox'tan tutun da OBS Studio, işte ne bileyim Streamlabs, OBS'ten vesaire bütün ayarlarını size gösterdiği yer burası arkadaşlar. Zaten en büyük sıkıntı çekilen yer burası. Hani ben işte OBS'ten yayın açacağım başlamak için, nasıl ayarlar nasıl yapacağım vesaire. Umarım buraya kadar takip ediyorsun. Başlamaya geliyorsun. Başladık, başlamak adı altında miksere akışa geldiğinde sana OBS, Streamlabs vesaire burada sayfaları var. Türkçe'ye çevirdik. Diyor ki mesela bu Xbox, şimdi bu biraz zengin işi, geçelim. OBS Studio'ya geldik. Diyelim ki siz OBS'li ya da Streamlabs'le yayın açacaksınız. İlk başta size nereden indireceğinizden başlıyor. Tek tek resimli olarak ne yapmanız gerektiğini anlatıyor arkadaşlar. Tamam. Yani artık buraları anlatmayacağım çünkü burada var. Nereden ulaşabileceğinizi gösterdim. Streamlabs'i nereden indireceğinizi, ayarlarınızı nasıl yapacağınızı vesaire gösteriyor. Onu da söylemiş olalım. Burayı da hallettik. Genel adı altına bakalım. Burada ne varmış? Çevirelim. İşte Microsoft hesabınızı miksere bağlama, bunu biliyorsunuz. Zaten para çekeceğiniz bir hesap olduğu için Microsoft hesabı kesinlikle bağlamanız gerekiyor. Hatta ben önemli olduğu için onu bir gösterelim.
Şöyle yapalım. Buraya zaten merak ettiğiniz yere geldiğinizde hemen şurada size linki bırakıyor. Buraya gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz. Mesela şimdi bizim diyor senin diyor Microsoft hesabı bağlı olması gerekiyor diyor. Bakalım bağlı mıymış? Evet. Microsoft hesabın bağlansın kaldırın diyor. Ha bu arada Discord'unuzu falan da bağlayabilirsiniz. Yani bağlıymış bizimki. Şimdi bundan da geçtik. Buralar önemli. Bakalım burada ne varmış? Şimdi dedim ya şeyin başında, videonun başında. Hani Dilay gibi, Twitch gibi değil. Bazı şeyler çok önemli diye. Kalite çok önemli arkadaşlar. Size nasıl söyleyeyim? Çok yani HD görüntü vermenizi istiyor. Mikrofon ayarlarınızın iyi olmasını istiyor. Bunlarla ilgili ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Hepsi de burada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani o bu konuda gerçekten sertler. Teknik kısmı bakalım. Hemen girelim. Ne diyor? Hata kodları vesaire. Bunlara gerek yok. Şimdi size göstermek istediğim asıl şeye geleceğiz. Ortaklıklar. Evet. Partner olma. Mikser partneri nasıl oluruz? İşte en çok merak edilen şey herhalde burası. Şimdi gelelim. Yayın becerileri, sosyal medya akademisi. Geçelim bunları. Ortaklar için test akışları, kalabalıktan sıyrılmak. Tamam. Takım oluştur diyor. Onu anlatacağım şimdi biraz da. Bu özelliği kimler ilişebilir? Tamam, onları geç. Geçtik. Arkadaşlar ben de sizle birlikte hani bakıyorum şu an. Tamam, çünkü çok karışık. Ne kadar da çalışsam videoya o kadar çok madde var ki alt alta görüyorsunuz. Evet, takım oluştur. Mikserin bir güzel tarafı da grup oluşturabiliyorsunuz. Kendinize ait logosunun olduğu bir grubunuz oluyor. Bunun için 5000 Sparks puanına ihtiyacınız var. Hemen şuraya giriyorsunuz, bir takım oluşturabiliyorsunuz diyor. Gidiyoruz mesela. Gittikten sonra yeni takım oluştur diye bir sekme açılıyor. Burada yani bir grup olabilir. Bu grubun amacı farklı olabilir. Yani size farklı takımlardan davet gelebilir. Onu da söyleyeyim. Yani ya takım olayı güzelmiş. Yani kendinize ait bir marka oluşturdunuz mesela. Hemen bir takım oluşturuyorsunuz ve içine bu takımın içine o insanları çağırıyorsunuz. Bu aynı YouTube'daki abonelik sistemi gibi. Siz canlı yayına geçtiğinizde otomatikmen izlenme garantisi alıyorsunuz. Yani takım sizi seven insanlardan olacak çünkü. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burası da önemli. Bakalım. Aktif olun diyor. Tutarlı olun diyor. Programımıza uygun olun diyor. Tamam. Tamam. Siz de olmasa bile izleyicilerle konuşun diyor. Evet, çok böyle şey istemiyor. Nasıl söyleyeyim? Pasif yayıncıları istemiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ölü hava yönetimi diyor mesela. Yani reddetmemizin nedenleri. Evet, burası önemli. Bir şey arıyorum arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Onu bulmaya çalışıyorum şu an. Umarım bulacağım. Başvurum reddedilirse ne olur diyor. Burası önemli. Diyelim ki siz şartları tamamladınız. İşte başvurunuz reddedildi partner olmanız için. Ne olur? Ben hemen size açmadan söyleyeyim. Tekrar mücadele etmeniz için size süreler tanınıyor. Hani asla açılmayacak diye bir şey yok. Diyor ki kendini geliştir, tekrar başvur diyor. Onu söyleyeyim. Ondan sonra neden işte tutarsız program? Mesela hani gözüme çarpanı söylüyorum. Mesela diyor bir gün açıp 3 gün açmazsan, 5 gün açmazsan gene diyor İstersen şartları tamamlasan da benim için önemli değil diyor. İşte akış yapmasan zaten almayacaksın. Video kalitesi ayarları, işte dediğim yerler buralar. Bakın, bilgi eksikliği, profesyonelce uygulama, şurası, burası. Şimdi diyor ki beni diyor diğer diyor platformlarla karıştırma diyor. Bakın şurada dediğim gibi buraları okuyun lütfen. 720 kalitede 30 ile 60 FPS arası 2500 bitrate diyor. Saniyede diyor akışlarımız var diyor. Bilgisayarınızdan, oyununuzdan ve izleyicinizin gereksine göre bunları inceler yapabilirsiniz diyor. Yani diyor ki bana diyor güzel görüntü ver diyor. Tamam. Burası önemli. Buna çok önem veriyor. Reddedilirsiniz yoksa. Daha sonra açıklamanız eksikse, sohbet botlarınız eksikse, sosyal medya butonunuz hiç falan yoksa, en azından bir iki tane ekleyin arkadaşlar açmayı düşünüyorsanız. Gene diyor reddederim diyor. Onu da söylemiş olduk. Daha sonra bakalım. Profesyonel olun. Yani sizin bir markanız olacak diyor. Bu size sponsorluk getirecek diyor. Onu da hallettik.
Evet, yani ölü hava yönetimi dediği şey şu, sürekli diyor insanlarla etkileşimde olmaya çalışın. Onları diyor hani sevk edin diyor ya. Anladın mı? Onu da yaptık. Ondan sonra profesyonelce olmayan çevrimiçi davranış tutum. Birçok platformdaki gibi çok serbest olamıyorsunuz. Hani çok açık konuşayım. Öyle dekoltemi açayım falan filan. Çünkü kurallarını ben çok okudum. Üstünüzdeki sabah uyandığınızda bile kendinize dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Yani diyor ki burası diyor diğer platformlar gibi değil. Giyinişine, konuşmana vesaire dikkat edeceksin diyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Renkli renkli size şeyler geliyor chatinize. Mikser üyeleri geliyor. Bunlar yetkili departmanlardan ve sürekli denetim altında oluyorsunuz ve gerçekten çok sıkı olduğuna dair birkaç yazı okudum. Şimdi otomatik ödemeler, ödeme kısmına geldik mi? Sanırım geldik. Bakalım. Şu sanırım burasıydı. Geliştirici kaynaklarına geç. Bunlarla bir şey yok. Bakalım. Kurulum vesaire bunları yapmıştık zaten. Bunlara bakmıştık, tamam. Partnerlik kısmı. Nasıl ortak olabilirim? Bunları göstermiştim zaten. Mikser olma, orta olmaya hazır mıyım? Tamam. Şunu bir almak istiyorum. Bağış hizmetini nasıl kullanabilirim? İşte aylık hediye kodlarımı nasıl kullanırım? Bunları söylemiştim zaten. Abonelik nasıl çalışır? Ortaklığı kalite incelemesi geç. Ortak merkezi, ortak klipler. Ortak merkezini ayarlama. Bu ortak dediği şey arkadaşlar partnerlik. Onu söyleyeyim size, yani ortak yazdığına bakmayın. Türkçe'ye çevirdiğimiz için böyle gözüküyor. Evet, ortaklık gereksinimlerinden zaten askeri gereksinimlerden bahsetmiştik. Şimdi amacımız diyor yeni ortaklarımızın başvuru sırasında başarıya hazır olduklarına emin olmak ve hazır olmadıklarını hissedersek bir kanalı reddedebiliriz diyor. Onu söyleyelim size. Evet, tanınabilir bir avatarın olsun, sosyal medyada hesapların olsun, marka uygun grafiklerin olsun, yayınlanan bulması kolay ve tutarlı bir programın olsun, yüksek kaliteli video ve sesin olsun diyor. Bunlara gerçekten dikkat edeceksiniz. Bunları da geçtik. Umarım sıkılmıyorsunuzdur ben bunları anlatırken. Evet, ödemeler. Ödemeler otomatik oluyor. Şu an Mixer'in ana sayfasındaki videolarda, ondan hemen bir bahsedeyim, şunu bir kapatalım. Bir diyor videoda diyor, bizde diyor reklam çıkmıyor diğer platformlar gibi. Ama diyor reklamlar gelecek. Ama ben yayın yapan miksercilere sanki reklam çıkıyormuş gibi para ödüyorum diyor adam ya. Onu söyleyeyim size yani, iş ortağı. Şurası mıydı? Evet. Bir de şöyle söyleyeyim, bir ayın parasını 2 ay sonra alabiliyorsunuz diye bir ibare var arkadaşlar. Abonelik parası vesaire şunlar bunlar ember bağışları size diyor aylık diyor ödenir diyor. Evet, geldik buraya. Bu sayfa önemli. Dediğim gibi hani çok detaylı gördüğünüz gibi. Banka hesabıyla diyor çekebilirsiniz. Biliyorsunuz ülkemizde PayPal yok. Elektronik transfer dedi. Banka hesabı 7 ile 10 iş günü sürebiliyor diyor. Ülkeler nasıl söyleyeyim size? Ülkeler bizim için uygun, yani banka hesabı kullanabiliyoruz. Şimdi bu sayfaya geldikten sonra nasıl geldiğimi siz takip edin. Otomatik ödemeler. Bakın ortaklıklardan geliyorsunuz. Otomatik ödemeler sayfası adı altında. Burayı bulana kadar canım çıktı. Buraya geldikten sonra şurada ödeme alıyor yazıyor bakın. Ödeme alıyor'a tıkladıktan sonra işte buradan Microsoft'unuzun para kazanmaya açık olması gerekli işlemlerin hepsini yapabiliyorsunuz. Diyor ki para kazanabilmek için uygun satışlardan ödeme hesabınızı kurmanız ve gerekli vergi formlarını doldurmanız gerekir. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın iş ortağı merkezinde diyor. Tamam mı? Tekrar tıklıyorsunuz. Tekrar tıkladıktan sonra ise artık Microsoft hesabınızı girip ödeme hesaplarınızı vesaire yapıyorsunuz. Zaten buraya kadar geldiyseniz benim gibi hani çözebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bakalım. Onun haricinde şeyler diyor. Nelerler? Ödemelerimiz diyor otomatiktir diyor. Bir sıkıntı yok. Toplu ödeme yaparız diyor. Parça parça yapmayız diyor. Bakalım başka bir şey var mı? Burada yok. Bir tane hesap yöntemi göstereceğim. En sonunda ne kadar para kazanırız? Bununla ilgili bir sayfa olması gerekiyordu arkadaşlar. Onu da bulursam sanırım size, yani çok büyük. Burası önemli. Bakalım. Ortaklık merkezi, yani size burada bakın işte o ödeme hesabı oluşturmada ne yapmanız gerektiğini eğer takılırsanız da zaten söylüyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar.
Nasıl kullanırım diyor. İş ortağı ödemeleri, abonelikleri nasıl çalışır? Bekleyen ödeme nasıl hesaplanır? Bunlardan birindeydi arkadaşlar. Bir matematik hesabı sunuyor bize orada. Hani neyden ne kadar sonra? Bakalım. Evet. Son olarak bu sayfayı da buldum. Size mikserin ana sayfasını tanıttım. Butonlarını tanıttım. Az çok şartlarını söyledim. Ondan sonra arkasında Microsoft olduğunu zaten söyledim. Nasıl ödeme hesabı oluşturacağınızı vesaire ayarlarınızı gösterdim. En sonda ne kadar para kazanacağınızı yani hesabınızı söyleyeceğim. Zaten burada gösteriyor. En sonda yayıncıların arayüzüne bakacağız ve kapatacağız. Şimdi diyor ki abonelik diyor önemli diyor. Tamam diyor. Ben sana diyor bunun ödemesini yapacağım diyor. Aboneliklerden diyor biz diyor %3 ile yani 3,5 ile 2,5 arası değişen diyor bir şey veriyoruz diyor. Ne derler? Masrafımız oluyor diyor. Bunlardan sonra diyor ödeme adı altında diyor şu formülü kullanarak sizin diyor ödemenizi diyor veriyoruz diyor. Onu da söyleyelim. Hani dedim ya size mikserde reklam yok. İşte diyor ki şu anda mikserde reklamcılığımız bulunmuyor. Ama diyor biz bizim yayıncılarımıza diyor bunu hani mahrum bırakmıyoruz. Sanki diyor reklam çıkıyormuş gibi diyor biz diyor parasını veriyoruz diyor. O yüzden diyor bakın şöyle bir matematik kullanıyoruz diyor. 15 dakika izleyen kişiyi bir kişi sayıyoruz diyor. 1 saat izlerse de 4 gösterim elde edersiniz diyor. 1000 gösterim ve çarpı 1000 gösterim başı maliyetiniz sizin diyor reklam ödemeniz diyor. Yani onu da söyleyeyim. Daha sonra bunların işte hepsi diyor toplanıyor diyor. Banka hesabınıza gidiyor diyor. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Anlatmaktan yoruldum. Evet. Şimdi bir yayıncıya açıksa gelelim. Hatta şöyle aboneliği açık bir yayıncı bulmak istiyorum sizin için. 160 kişi izliyor. Sanırım açıktır ya. Evet. Bu kişinin... Reklam çıkmıyor dedim. Çıktı. Demek ki geliyormuş. Ha, pardon özür dilerim. Kendi reklamıymış. Özür dilerim. Şimdi şunun sesini kapatayım. Reklama tıkladık. Şunun sesini kapatalım. Bakın. Abone olmak isterseniz 6 dolardan başlıyor. Demeyeyim 6 dolar. Yani 5.99 dolar. Bu abonesi açık bir kişi. Şurada Sparks'larınızı biriktiriyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Böyle bir uygulaması var. Takip edebiliyorsunuz. Abone olmaya tıkladığınızda doğrudan kişiyi desteklersiniz diyor. Ondan sonra ama diyor siz diyor abone olduğunuzda eğer diyor bu kişinin özel logoları varsa bunları kullanabilirsiniz. Bir de diyor chat'e katılırken sizin diyor puan ve deneyimleriniz her şeyiniz 2-3 katı olur diyor. Tamam böyle bir farklılıklarınız oluyor onu da söyleyelim. Hediyeyi kullan diyor. Şimdilik gerek yok. Çünkü hediye kodumuz yok. Kredi ATM kartını seçiyorsunuz. Tıkladıktan sonra otomatikmen sizi işte diyor ki bak diyor 6 dolar diyor. Şuraya tıkladığınızda abone olabiliyorsunuz. Ya da kendisini hemen şuradan tıklayıp abone işte sizin mesela Ember kodunuz varsa aynı diğer platformdaki gibi bakın burada Ember açık. Geldiniz 50 Ember'den mi başlıyor? Sanırım 50'den başlıyor. 50 Ember'den başlayarak destekleyebiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Kaç kişinin izlediği şudur budur zaten var. Bakın takımları var bu arkadaşın. Gördünüz mü? Kendisinin özel bir takımı var. Kanallardan bir takım oluşturmuş. Üyeleri vesaire var. Onu da söyleyeyim. İşte takım oluşturmak da bu şekilde. Sayfayı sayfayı kapattım ya. Takım oluşturmak da o şekilde arkadaşlar. Daha sonra işte nasıl söyleyeyim? Ember 50 taneymiş mesela. 5.75 şudur fudur. Tamam. Bunlara da gerek yok. Yani mikser budur. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Gerçekten şu an sağımdan solumdan ter akıyor. Anlattım. Çünkü beni çok yoran bir platform oldu. Yani umarım kötülemezsiniz arkadaşlar. Şu an Türkiye'de bizden başka çeken yok. Hani ilkin günah olmaz derler. Elimizden geldiğince en azından hani fikir edinmiş oldunuz. Sistemin nasıl işlediğini, neler talep ettiğini öğrenmiş oldunuz. Hani biraz daha bu platform büyüdükçe bizler de herhalde biraz daha detaylı çekeriz. Çünkü platform hala gelişiyor. Ama şunu son kez söyleyeceğim. Yani son cümlem de bu olsun. Arkadaşlar mikser hani hangisi daha iyi? Kesinlikle şu an bir numara. Şu anki haliyle bir numara. Çünkü güvenilir. Yani güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bazı platformlar gibi Twitch gibi vesaire kalkıp da zırt pırt ban yiyeceğiniz saçma sapan sebeplerden bir platform değil. Her şey kuralına ve kitabına uygun. Paranızın kesinlikle içeride kalmayacağı bir yer. Evet abonelik, partnerlik, özür dilerim. Partnerlik şartları biraz ağır
Ama bu kaliteyi yüksek tutuyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdilik web eğitimden bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere.